Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere akvaryumların mücevheri olarak da bilinen ve tropikal akvaryumların yanı sıra nano akvaryumlarında da vazgeçilmez balığı olan Neontetra balığının neden öldüğü hakkında bir video ile karşınızdayım. Neontetralar küçük, renkli ve canlı tropikal balıklardır ve Güney Amerika'nın yerlileridir. Bu tropik balıklar akvaryumu güzel ve canlı hale getirdikleri ve bulundukları akvaryumlara adeta bir renk cümbüşü yaşattıkları için aranan balıklardır. Hem sürü halinde hem de topluluk balıklarıdır. Bu minik balıkların huzurlu bir mizacı vardır ve bakımı kolaydır. Ama aynı zamanda kırılgandırlar ve çeşitli küçük nedenlere yenik düşerek ölebilirler. Neontetralar vahşi doğada 10 yıla kadar yaşayabilir ancak akvaryumda bakılanlar en fazla 8 yıl yaşarlar. Bu videomda sizlere neontetralarınızın neden öldüğünü açıklamaya çalışacağım. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi ücretsiz abone olabilirsiniz. Neontetra balığının ölmesine ilk sebep düzensiz ve bozuk akvaryum su değerleridir. Bu küçük balık için akvaryum su pH değeri, karbonat sertliği ve su sertliği çok önemlidir. Özellikle neon balıkları yağmur ormanlarında yumuşak ve asidik suya alışkındır. Bu yüzden de akvaryum pH seviyesi 5,5 ila 7 arasında olması önemlidir. 7'den yüksek pH seviyeleri balık için ölümcül olabilir. Karbonat sertliği yani KH da 50 ila 80 ppm yani milyon parçada 50 ila 80 karbonat atomu bulundurulması gerektiği anlamına gelir. Gene su sertliği açısından da bakarsak her Amazon balığının ihtiyacı olan yumuşak su isteğini neontetralarda da görmekteyiz. Bu yüzden de bu balığın bulunduğu akvaryum su sertliği 50 ila 175 TDS arasında olmasını öneririm. Neontetraların ikinci ölüm sebebi akvaryum su sıcaklığıdır. Neontetralar tropikal balıklardır. Bu nedenle soğuk sularda yaşayamayacakları oldukça aşikardır. Ancak bu da demek değildir ki akvaryum su sıcaklığının çok yüksek olması gereklidir. Fazla sıcaklıkta akvaryumdaki oksijen oranını düşürdüğü için balıkların nefes almasına engel olacaktır. Eğer bu balığa bakacaksanız çok iyi bir su ısıtıcısına sahip olmalısınız. Ve su sıcaklığının da 22 ila 28 derecelerde olmasına çok dikkat etmelisiniz. Eğer bu sıcaklıktan aşağı veya yukarı su sıcaklıkları akvaryumunuzda sürekli görülmeye başlarsa balıklar muhtemelen ölecektir. Neontetraların üçüncü ölüm sebebi akvaryumda biriken aşırı amonyak ve nitrittir. Akvaryumlarınızın temizliği ihlal edildiğinde bu akvaryumlarda amonyak ve nitrit oluşmasına neden olur. Bu iki madde de her akvaryum balığı için olduğu gibi neontetralar için de ölümcüldür. Yenmeyen yemler, ölü balıklar, balıkların dışkıları ve bunun gibi zararlı bakteriler zamanla serbest kalır. Nihayetinde neontetraların ölümüne neden olan amonyak ve nitrit oluşumu akvaryum suyunu zehirli hale getirir. Bu yüzden akvaryumlarımıza mutlaka bakteriler filtrasyon döngüsünü oluşturmalısınız. Amonyak ve nitrit gene akvaryumuzda oluşacak bakteriler tarafından yok edilir. Neontetraların dördüncü ölüm sebebi yalnızlıktan kaynaklanan strestir. Bildiğiniz gibi neontetralar sürü balıklardır ve sürü halinde bakılmaları gerekir. Neontetralar etraflarında pek fazla arkadaş bulamayınca güvensiz ve stresli olur. Bu yüzden de sinirli ve saldırgan davranışlar sergilemeye başlarlar ve diğer balıkların kendi türlerinde buna dahil kuyruk ve yüzgeçlerini ısırmasına neden olur. Birçok neontetra balığına bakmaya başlayan akvarist bu balığı ilk akvaryumlara koyduklarında genelde 2 veya 3 neontetra ile başlar. Ancak bu sayı bu balık için çok azdır. Eğer bu balığı uzun süre bakmak istiyorsanız en az 6 adet ile başlayacak bir küçük süre oluşturmalısınız. Bunun en önemli sebebi neontetra gibi küçük balıklar diğer büyük balıkların saldırılarından korumak için doğal olarak sürü halinde dolaşır. Ayrıca grup halinde kalmak onların seyahat etmelerini de kolaylaştırır. Neontetraların 5. ölüm sebebi doğuştan gelen genetik bozukluktur. Bildiğiniz gibi neontetralar dünyanın en çok sevilen ve aranan balıklarındandır ve ev akvaryumları için her yıl milyonlarca neontetra üretilmekte ve satılmaktadır. Sadece ülkemizde değil, bütün dünyadaki akvaristler neontetraları tropikal akvaryumları için tercih etmektedir. Bu yüzden de pek çok üretici neontetraları satış amacıyla büyük miktarlarda üretirler. Bu üreticilerin sahip oldukları büyük balık çiftliklerindeki aşırı üretim yüzünden ırklar ve balıkların birbirleriyle karışması pek dikkate alınmamaktadır. Bu çılgın süreç sırasında kalite kontrolü neredeyse sıfırdır. Bu nedenle bu balıklarda omurga eğriliği gibi şekil bozuklukları bile görülebilir. Gene bu nedenle bazı neontetralar sadece kötü genlere sahip oldukları için uzun süre hayatta kalamazlar. Neontetraların 6. ölüm sebebi balıkların ölümüne sebep olan yaygın hastalıklardır.
Neandertallar çok hassastır ve çok çabuk ölmeye eğilimlidirler. Yaygın ve basit balık hastalıklarının bile bu küçük balıklar için ölümcül olduğu kanıtlanmıştır. Bu hastalıklar arasında kuyruk ve yüzgeç erimesi, beyaz benek ve ayrıca iç parazit gibi kolayca önlenebilecek hastalıkları sayabiliriz. Belirtileri renk kaybıyla başlar. Yüzgeç kenarlarında açık yaralar da görülür. Eğer Neandertallara uygun olmayan yemler verirseniz de iç parazit olması da an meselesidir. Neandertalların 7. ölüm sebebi Neandertallara özgü olan ve kendi adıyla anılan Neandertal balığı hastalığıdır. Bu hastalığın en bariz belirtileri balığın vücudunun çeşitli yerlerinde tümör veya kist oluşmaya başlar. Ayrıca gene balığın vücut denginde kayıplar meydana gelir. Eğer bu belirtiler balıklarınızda varsa balığınız Neandertal hastalığına yakalanmış demektir. Bu hastalık hafif hafif belirlemeye başlasa da kısa zamanda kötüleşir. Bu ölümcül hastalığa bir parazit sebep olur. Bu parazit balık ölene kadar balıkla beraber yaşar. Şiddetli vakalarda Neandertallarda bu balıkların yüzmesini bile zorlaştıran yamuk omurga yapısı bile görülebilir. Neandertallar bu hastalığa daha önce bu parazitle temas etmiş canlı yemleri yediklerinde veya diğer enfekte balıklarla temas ettiklerinde yakalanırlar. Bu hastalık oldukça bulaşıcıdır. Bu hastalık için kanıtlanmış bir tedavi olmadığı için hasta balıkları gör görmez hemen karantina akvaryumuna almalısınız, yoksa diğer balıklara da bulaşması an meselesidir. Neandertalların 8. ölüm sebebi kötü akvaryum koşulları yüzünden yaşadıkları yüksek strestir. Neandertalarda stres çeşitli nedenlerde ortaya çıkabilir. Biz insanlar nasıl dağınık ve tanımadığımız ortamlar gördüğümüzde strese gireriz, ailemiz ve arkadaşlarımızla kötü ilişkiler kurarız, balıklarda da durum aynıdır. Balıklar uygun su koşullarına sahip olmadıklarında, hatta diğer büyük balıklar tarafından onlara zorbalık yapıldığında veya diğer balıkları dost edinemedikleri zaman strese girebilirler. Farklı şekillerde yüzmek, iştahsızlık, beyaz benek ve diğer hastalıklar veya üst yüzeyde nefes darlığı Neandertalların stresli olduğunu gösteren bazı belirtilerdir. Bunları düzeltmek zaman alabilir, ancak uygun akvaryum arkadaşları başta olmak üzere diğer değerleri oturtmak bu balığın stresini azaltacaktır. Neandertalların 9. ölüm sebebi diğer balıkların bu balığı yemesidir. Neandertalar sadece 4 cm'ye kadar büyürler, yani diğer birçok balığa göre çok küçüktürler. Akvaryum kurarken Neandertalların yanı sıra farklı balıkları da tercih edebilirsiniz. Ancak bu balıkları seçerken hangisiyle uyumlu olduğunu önceden araştırmalısınız. Çünkü akvaryuma koyacağınız büyük balıklar Neandertalara saldırabilir veya yiyebilir. Zorbalık, tetraların renginin solmasına neden olur. Ayrıca Neandertalar diğer topluca beraber yüzdüğü balıklarla artık yüzmezler. Bu durum kısa sürede balığın ölümüne yol açar. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek için şimdi kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.